88 yaşında bir kadın yıllardır oturduğu evin altında hazine olduğu iddia edilince hayatı adeta kabusa döndü. Altın bulma hevesine kapılan çocukları onu dışarı atıp evi kazmaya başladı. İşte bir aileyi birbirine düşüren o define avcılığının haberiyle devam ediyoruz. Oraya kim koymuş oraya altını? Kim koymuş? Şimdi benim çocuklarım bu altının meselesini Devine'nin yüzünden beni kaldırıp atmaya zorluyorlar. Eve girip de eşmek için. Evin altında hazine var dediler. Salonu kazıp talan ettiler. Evi kazmaya çalışıyorlar. Perde çektiler boş boş eve. Beni de çıkartacaklar. Oraya yaşayacaklar. Ben evden çıkamam. Ben 88 yaşında nereye gidebilirim? Ben evimi, yurdumu, yuvamı da. Benim o babamın malıyla alındı. Muber Öcal yıllar önce eşiyle Yozgat'tan bir ev almıştı. Ama kocası vefat edince eve göz diken çocuklar birbirine girdi. Bu uşaklar benim babamın malı dedi. Şimdi de kızı kandırdı. Ana ölene kadar sen benim başımın tacısın. Ben ölene kadar seni göreceğim. Öldükten sonra mal benim olacak diye. İmza attırdı, barınak bastırdı. Muber teyzenin kızı yaşlı annesini iddiaya göre kandırıp evin tapusunu aldı. Sonra da o tapuyu iddiaya göre annesini darbeden büyük abisine sattı. Bir evlat annesine bunu nasıl yapar derken işin içinden hazine skandalı çıktı. Neymiş? Altın çıkmış da biz buna bir vermemişik. Allah'ıma, Kur'an'ıma yemin ederim ki böyle bir şey olmadı. Muber teyzenin diğer çocukları evi kazdı. İşte evin içinden görüntülerdeki bu tarihi eserler çıktı. Hem Muber teyze hem de onunla birlikte yaşayan küçük oğlu Necati Öcal bu görüntüler karşısında şok oldu. Oraya kim koymuş oraya altını? Kim koymuş? Bunlar beni bizi oradan çıkartacaklar, atacaklar. Attıktan sonra onları oraya eşecekler. Kendi başlarına altın arayacaklar. İddiaların hedefindeki kardeşler evdeki hazineyi herkesin bildiğini, anne ve küçük kardeşin bu durumu sakladığını öne sürdü. Ben çalışan bir adamım. Mesela ben para bulsam, yani bir şey bulsam, altın çıkarsam mesela burada olmam. Benim evim isterse delik deşik etsinler. Benim evimde altın koyulu değil. Araştırılmasını, soruşturulmasını İstiyorum. Bunu temeli çıkana kadar istiyorum. Malım istiyorum ben.